Merhabalar arkadaşlar, bahçeme hoş geldiniz. Bugün balkon bahçemdeyiz. Gördüğünüz gibi masmavi, su gibi, yağmur gibi güzel renklerde, çiçeklerde Afrika zambaklarını görüyorsunuz. Agapanthus africanus, Nil zambağı da denilmekte. Bunun ayrıca beyaz renklileri de var bahçemde. Her ikisini de birkaç farklı noktalarda konumlandırdım. Onları bilgileriyle beraber anlatacağım ama şöyle önce... Arap küpesi diye bir çiçek var. Çok güzel açmış. Onu da başlangıç olarak görüntüleyeyim dedim. Bu çiçek otsu, gördüğünüz gibi yaz boyunca çiçekli arkadaşlar. Kışın biraz dinlenmekte. Ana vatanı Orta Amerika ve Karayipler bölgesi. Fuchsia tripilla Latince ismi. Genelde dağlık bölgeleri ve serin rüzgarlardan hoşlanmakta arkadaşlar. Nasıl daha önce küpe çiçeğini de anlatmıştım. Onun istekleri aynı şekilde bunda da var. Evet, Afrika zambaklarına geçelim şimdi. Gördüğünüz gibi Afrika zambağını neye benzetiyorum biliyor musunuz? Herkes farklı bakış açısı olabilir ama ben havai fişeğe benzetiyorum. İlk tomurcuk aşamasından itibaren gözlemlemeyi çok seviyorum arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi daha yeni başlayan bir Afrika zambağımız var. Tomurcuk hali. Şu biraz daha açmış. Bu yarım açmış. Bu da tam açmamış. Yine tomurcukları var. Açacak. Yani tomurcuk aşamasından itibaren bahçede yine 2-3 ayı buluyor bahçede görünmesi. Arkadaşlar bu Afrika zambağının işte bilimsel adı Agapanthus africanus olarak geçmekte. Nil zambağı da denilmekte. Ama Nil zambağının Nil nehri ile bir ilgisi yok. Güney Afrika'ya özgü bir tür. Bunu 17. yüzyılda Avrupa'ya götürmüşler. Dayanıklılığını artırmak için farklı hibritleri türetilmekte. Mesela benim bahçemde de bulunan Albus denilen türü beyaz. Şurada görüyorsunuz. Şimdi göreceksiniz daha doğrusu. Albus olarak isimlendirilmiş o türü. Daha dayanıklılığı -20 derecelere kadar artırılmış ama yine de garantisi yok denilmekte. Normal Afrika zambaklarının dayanma sınırı -12 derece olarak. Ege Akdeniz'de bir korunma istemiyor. Marmara'nın da çok aşırı eksi soğuklarında dikkat etmek gerekiyor. Kışın donabilir. Onu da malçlama yaparak önleyebilirsiniz. Şu anda biz orta bir bölgede olduğumuz için Marmara bölgesinin ben öyle bir önlem almıyorum. Fakat arkadaşlar Afrika zambağına devam edeceğiz ama balkon bahçemde susumbilleri başladı açmaya. Onlara ayrı başlık adı altında size tabii ki göstereceğim ama çok açtıkları zaman. Şimdi şöyle bir ön bilgi olarak bir görün. Suda açan çiçeklerden biri bu arkadaşlar, susumbülü. Su prensesi diyorum ben ona. Kristalimsi görünümü var. Şu iç çiçekleri şu anda soluk. Akşama yani ertesi güne tamamen soluyor. Sabah başlıyor tomurcuğu. Böyle bir ön giriş yapalım dedim sadece susumbülü ile ilgili. Şimdi alt bahçedeki Afrika zambaklarına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, alt bahçedeyiz. Burada bir küçük ada bahçe var. Burada konumlandırdım Afrika zambakları. Buradakilerde henüz pek çiçek yok. Şurada iki sap var. Bir tanesinin ucu kopartılmış tabii yine bir yaramazımız tarafından ama bu açacak. Şöyle baktığınız zaman, şimdi nasıl açıyor, nereden açıyor? Şöyle dibe doğru baktığınız zaman yapraklı, karşılıklı iki yaprak demetinin içinden bir dal çıkıyor ve ucunda tomurcuk ile sonradan da yukarıdaki bahçede gösterdiğim gibi tanecikler halinde tomurcuklar daha sonra yavaş yavaş belli bir süreç içerisinde açıyor. O güzellikleri bize sunuyor. Şimdi şurada baktığınız zaman arkadaşlar, şimdi o çiçek diyelim açtı. Gördü, az önce gördüğünüz içinden çıkan dal açtı
Daha sonra o kuruyor. Bu içinden çıkan dal çıkınca bu iki bölüm ayrılıyor birbirinden. Sonraki sene o ayrılma tamamlanıp kendi halinde olgunlaşmaya duruyor. Şöyle bir bölüm halinde düşünün. Daha önce bu ikisinin arasından dal çıkmış, açmıştı. Sonra ayrıldılar. Aslında bundan çiçek bekliyoruz biz bu sene. Yani bu arasından dal çıkıp açıyor. Dal açan dal mesela bu tekrar seneye açmazmış. Seneye o olgunluğu ikisi ikiye bölünüp her ikisi yeni bir açma dalı oluşturuyor. İki arasından tekrar çıkıyor. Seneye açmıyor, sonraki seneye açıyor arkadaşlar. Yani bu sene açan çiçek demeti şöyle bakın bak dizilmiş kat kat karşılıklı. Bunun içinden çıkma eğilimi var aslında bu açabilir. Bilmiyorum yeterli olgunluğa belki ermedi. Böyle bir yapısı var arkadaşlar. Şimdi bu çiçek ne zaman ekilir? Hem onu anlatayım hem de şurada beyaz olanları var. Mavi de var ama beyazları başlamış açmaya. Aslında Afrika zambaklarını ilk diktiğim bölge orası arkadaşlar. Şöyle sıralı dizmiştim ama daha sonra başka çiçekleri ilave ettim aralarına. Evet gördüğünüz gibi mavisi, burada mavisi var. Afrika zambağı soğanlı gibi görünse de aslında rizomlu bir tür arkadaşlar. O rizomlarını işte ayırmak ile üretiyoruz. Araya beyaz koydum. Başlamış harika görünüyor şu anda. Şöyle alttan da alırsak çok hoş görünür. Yani şöyle. Evet, direkt görüyorsunuz beyaz, harika görünüyor. Bir mavi, bir beyaz, tekrar mavi. O da yeni yeni başladı ve tekrar beyaz ötesinde. Bu çiçek rizomlarından Ocak ayında başlıyor arkadaşlar. Mayıs ayına kadar ekim işlemini tamamlamanız gerekmekte. Eğer bu ayların dışında elinize rizom geçtiyse, diyelim bir arkadaşınız verdi veya bulmuşken alayım dediniz. Geçtiyse eğer onu buzdolabının sebzelik bölümünde bir kuru beze sarılı olarak muhafaza edip Ocak ayından itibaren herhangi bir zamanda dikebilirsiniz. Dikme usulleri var tabii ki. Yani önce dikeceğiniz yeri öncelikle kazıyorsunuz yerini, hazır bekletiyorsunuz, toprağı dinlendiriyorsunuz falan. Birçok usulleri var ama ben vallahi aldığım gibi dikiyorum. Diktim, öyle yaptım. Yani ben çok öyle ince ayrıntılı detaylara giremiyorum. Yani onlar da yaşamaya gayret ediyorlar işte. Afrika zambağı, Nil zambağı, Agapanthus. Agapanthus africanus olarak geçen güzel bir çiçek. Güneşi çok sıcak bölgelerde direkt güneşten rahatsız oluyorlar. Normalde tabii ki güneşi seviyor birçok bitki gibi, bu da sever. Ama yarı gölgede ağaçların altlarında çok rahatlıkla yetişiyor. Burada da gördüğünüz gibi bir yarı gölge ortam olmakta. Evet, Afrika zambağı ile bildiklerim bunlar arkadaşlar. Dayanıklı bir tür, yani şey olarak kaliteli bir tür, çok hassas değil. Bu kadar arkadaşlar. Sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle, renklerle, güzelliklerle, hayırla kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.